Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah. Evet, değerli arkadaşlar. El-Fevaid fi İhtisaril Makasıt. İzbin Abdüsselam'ın El-Fevaid-i Sura adıyla da bilinen eseri çerçevesinde makasıt okumalarımıza devam ediyoruz. Bugün 64. başlığımıza kadar geldik. Fil-Cem beyni ehtel maslahateyn ve bedelil maslahatil uhra. Bazı durumda iki maslahat var ama bunların ikisini birden gerçekleştirmek mümkün olmayınca daha ehemmiyetli olan maslahatı öne alarak diğer maslahatın bedelini, yani onun bir anlamda telafisini yapmış oluyoruz, yerine getirmiş oluyoruz. Bu konuyla alakalı örneklerin ele alındığı bir bölüm. Böyle bu emsile. Bu durumun bir takım misalleri vardır. Minha bazıları. Vücudul muhrim limâin lâ yekfîhi lil vudû'i ve li gâsli tîbin muharram. İhramlı olan bir kişi, yanında su var. Ancak bu su hem abdest almak için hem de ihram yasağı teşkil eden bir koku verici maddeyi yıkamak için yeterli olmuyor. Şimdi burada özellikle eski kitaplarda ihram bağlamında koku dendiğinde günümüzden biraz daha farklı o günün koku veren maddeleri. Bunlar hacmi olan, böyle vücudun üzerine krem gibi sürünen ama aynı zamanda koku veren maddeler genelde. Yani bu maddeler koku verdiği gibi vücut üzerinde de bir görüntüsü, bir ince de olsa tabakası oluyor. Şimdi bunlar ihram yasağı teşkil ettiği için hem bunların giderilmesi gerekiyor hem de kişinin abdest almak için suya ihtiyacı var. Yalnız yanındaki su ikisini birden yerine getirmeye ne yapmıyor? Yetmiyor. Bu durumda feyelzemuhu gaslut tibi, o koku verici maddeyi yıkaması gerekiyor. Ve teyemmumu anil vudu'i, abdest yerine de teyemmüm alması gerekiyor. Bedelen an maslahatil vudu'i, işte abdestin maslahatının bedeli olarak teyemmümle onu yerine getiriyor. Yani burada elde edilmesi gereken iki maslahat vardı. Bir tanesi ihramlı olduğu için ve ihram yasağı teşkil ettiği için o koku veren maddenin giderilmesi, diğeri de abdest alınması. Ama yanındaki su iki maslahatın ikisini birden elde etmeye yeterli olmayınca bu suyu nerede kullandı? Bu suyu ihram yasağı teşkil eden kokulu maddenin temizlenmesinde kullandı. Çünkü diğerinin alternatifi var. Yani teyemmüm almak suretiyle ne yapabiliyor? Bu abdestle yerine getirebileceği şeyleri yerine getirebiliyor. Bu durumda maslahatın daha ehemmiyetli olanını tercih etti. Diğerinin de bedelini yerine getirmek suretiyle üzerine düşeni yaptı. Ve minha, gene bu kabilden örneklerden bir tanesi. Zaferul muzdar bi taami gayrihi. Yani açlıkla karşı karşıya kalmış, ızdırar durumunda olan bir kişinin bir başkasına ait yiyecek maddesini ele geçirmesi. Tabii taam tabiri genelde bizim fıkıh metinlerinde arkadaşlar tahıl mamulleri anlamında kullanılıyor. Feyelzemuhu ekluhu ve vurmu kıymetihi tahsilen li bekai hayatihi ve li maslahati bezli taam. Şimdi bunun yapması gereken nedir? O gıda maddesini yemek, ancak onun bedelini ödemek. Böylece ne yapmış olur? Tahsilen li bekai hayatihi, kendi yaşama hakkını, hayatını sürdürmeyi yerine getirmiş olur. Aynı zamanda da bu o yiyecek maddesini tükettiği için onu da ödemek suretiyle onun bedelini sahibine ifa etmek suretiyle onun maslahatını da gözetmiş olur. Ve minha, diğer bir konu, tabii bu konunun çok farklı boyutlara uzanımı var. Sirayetül itki. İtk biliyorsunuz köle azadı anlamına geliyor. Tabii itk o dönemde yani bir kölenin bütünü hakkında söz konusu olabildiği gibi
Çünkü köleler aynı zamanda ticaret malı niteliğinde. Bir kölenin mülkiyeti üzerinde ortaklık söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bir kişi mesela bir kölenin üzerinde diyelim belli bir hissesi var, %50 olabilir veya daha farklı olabilir. O hisseli kısmı azat ettiğinde o hürriyet ne oluyor? Diğer kısma da sirayet ediyor. Yani ıtkın sirayeti dediğimiz bu. Çünkü ıtka önem verilmiş, en azından bir bölümü için ıtk gerçekleşmişse bunun tamamlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmış. Buradaki hükümler de bununla alakalı. Neden sirayetül itk, yani bir kölenin tamamını değil de belli bir oranını azat ettiğinizde bu azat işlemi diğer kısımlara da sirayet ediyor, etkili oluyor. Tahsilen li maslahatil itki, köle azadından elde edilen maslahat, önemli bir maslahat, bu maslahatı elde etmek için. Ve bedeli nasibi şerik, aynı zamanda diğer ortağın bedelinin de ödenmesi için böyle yapılıyor. Şimdi kendine ait olan hisseyi azat ettiğinde bu azat ne oluyor? Diğerine de sirayet ediyor. Diğer ortağının da hissesinin payını ödemek suretiyle bu kişi artık o kölenin tamamını azat etmiş oluyor. Yani bir kısmı azat edildikten sonra diğer ortağın ben kendi payıma düşen kısmı azat etmiyorum demesi söz konusu değil. Ancak onun hissesinin bedeli de azat eden ortak tarafından ödenmek, tazmin edilmek suretiyle o da ne olmuyor? Bundan dolayı zarar görmüyor ama sirayet söz konusu olduğu için o azat işlemi tamamlanmış oluyor. Kölenin tamamına sirayet ediyor. Aynı şekilde ve minha aynı bağlamda değerlendirilen meselelerden biri tenfizü i'takil merhun. Bir kişi rehin bıraktığı bir kölesini azat etse bu azat da geçerli kabul ediliyor. Tahsilen limaslahatil itk, burada azat etme maslahatını elde etmek için ve li bedeli hakkil mürtehin bil kıyme. Ve burada da rehin alanın o elindeki güvence bedeli ne oluyor? Azat edilen kölenin kıymeti bırakılmak suretiyle gene gözetilmiş oluyor. Gene ıtkla alakalı verdiği üçüncü örnek ve minha i'takul vakifi, vakfeden bir kişi vakfetmiş olduğu köleyi azat edebilir mi? Şimdi burada vakıfla alakalı olarak Şafii alimler arasında tartışılan bazı meseleler var. Acaba vakfedildiğinde mülkiyet nereye gidiyor? Bazıları gene mülkiyetin vakıfta olduğunu, yani vakfedenin gene mülkiyeti, mülkiyet hakkını korumaya devam ettiğini söylüyorlar. Bu görüşe Riza ebkayna milkehu kaydıyla işaret ediyor müellif. Yani vakfedenin yaptığı azat işlemini geçerli sayarız. Bu o kısmın örneği olur. Şayet izâ ebkayna milkehu, onun mülkiyet hakkının devam ettiğini kabul edersek, bu görüşü benimsersek, yani vakıf işleminde gene mülkiyet vakfedenin bir yetkisi olarak devam eder. Ama o vakfın gelirleri, o vakfı yapan kişi nerelere harcanmasını istiyorsa oraya harcanır. Peki, ve i'takul mevkufi aleyh, vakfın lehtarı azat ettiği takdirde, izâ nekalnel milke ileyhi, mülkiyetin ona intikal ettiğini kabul edersek, onun azadı bu kısmın örneği olur. Demek ki ıtkın sirayetinden bahsediyoruz ya, burada da vakfa konu olan kölenin azat edilmesinden bahsediyoruz. İki maslahatımız var. Bir tanesi o ıtıktan kaynaklanan maslahat ama öbür taraftan da vakıf lehtarlarının yararlanması için o köle vakfedilmişti. O zaman ne oluyor? O kölenin bedeliyle bu vakıf lehtarlarının o bedelden yararlanması temin ediliyor. Yani hem ıtık elde edilmiş oluyor, hem de kölenin yerine bedeli vakfa konu olduğu için gene vakıf lehtarlarının istifadesi bedel yoluyla sağlanmış oluyor. Yani bir maslahatın kendisi, diğer maslahatın bedeli elde edilmiş oluyor.
Tabii burada mülkiyet intikaline göre iki ayrı durum üzerinden örneği verdi. Eğer biz ıtkın sirayetinden bahsediyoruz, temel başlığımız o bu örneklerde. Mülkiyetin vakıfta olduğunu kabul edersek onun azadı buna örnektir. Mülkiyetin mevkuf aleyh yani vakıh lehtarında olduğunu kabul edersek onun azadı buna örnek olur. Feinnehu bu azat işlemi yenfuzu geçerli olur. Tahsilan li maslahatil itki. Neden? Azat etmenin maslahatını elde etmek için. Ve bedelü ma yüştera bi nisbeti siraye imkânel mevkufu şai'an. Eğer vakfedilen kısım o kölenin tamamı değil de bir parçasıysa, mesela %50'sini, şai bir hissesini vakfetmişse bu bedel, ev kıymetül cemi yahut da kölenin tamamını vakfetmişse tamamının kıymeti, o zaman bu kıymet ne olur? Feyüc alül bedelu vakfen ala masarifil vakfil asliye. İşte o azat edilen kölenin asıl vakıf konusu olan oydu. Bu bedel, onun bedeli ne olur? Onun yerine, o asıl vakıf konusu olan kölenin yerine bedeli o vakıf lehtarlarının istifadesine sunulur. Demek ki burada vakfedilmiş kölenin azadını geçerli sayıyor isek, azat edilmesini, ki bu azat işlemi eğer mülkiyet hala vakfeden de diyorsak onun tarafından yapılır. Eğer mülkiyet vakıf lehtarına geçmiş diyorsak onun tarafından yapılır. Ama o kölenin bedeli de gene o asıl vakfa konu olan mevkuf olarak ne olur? Vakıf lehtarlarının istifadesine sunulur. Ve lihâze nazâiru kesîretün. Yani bu durumun benzeri örnekler vardır. Peki durum tersi olsaydı, yani biz bu azat işlemini geçerli saymasaydık. Velev ukisel emru fizelik. Tersi olsaydı, deseydik ki bu artık azat işlemi geçerli olmaz. Deseydik ki gene e'lel maslahateyni. O zaman ne olurdu? Bu iki maslahat içerisinde daha üst düzey olan maslahat elden kaçırır. Ve bunun yerine o asıl işlemde bilahare kendisinin bedel ifasıyla yerine gelmesi söz konusu olan o asıl işlemdeki maslahatın bir kısmı elde edilirdi. Ancak daha üst düzeyde olan maslahat kaçırılmış olurdu. Ve haza bu tavır ise gayru me'lufin min tasarrufi şari'in tasarruflarında benzeri görülmüş alışıl ve la min tasarrufil ukala. Aynı şekilde aklı selim sahiplerinin tasarrufunda da böyle bir durum görülmez. Neden? Çünkü önünüze iki alternatif var. Birisinde üst düzeyde yararı elde ediyorsunuz. Diğer yararı da bedel vasıtasıyla gene elde edilmesini temin ediyorsunuz. Ama tersini yapsanız, deseniz ki hayır, burada önemli olan sadece vakıf lehtarlarının yararlanmasıdır. Veya burada önemli olan sadece mürtehinin alacağını güvence altına almasıdır deyip ıtk işlemini geçersiz saysanız, o zaman ıtkın, yani bir insanın özgürlüğe kavuşmasının maslahatı daha yüksek iken onu ne yaptınız? Onu göz ardı ettiniz. Ama öbür saydınız. Itkı geçerli rehne konu olabileceği için bu ne anlama gelirdi? Bu şu anlama gelirdi. Demek ki gene o güvenceler ve o faideler bedel yoluyla da olsa yerine getirilecek ve daha yüksek bir maslahat da elde edilecek. Bunu tercih etmeyip de daha alt bir maslahatı bu şekilde dikkate aldığınız zaman bu ne olur? Hem şair'in tasarrufları
da benzeri görülmemiş. Hem de yine akil insanların tasavvuflarında örneği görülmemiş bir tavır olur. Feinki ile şayet şöyle bir görüş ileri sürülse, el-vakfu la yakbalul intikale ve la tekünü siayetu illa ma'an nakl. Vakıf dediğiniz işlem intikali kabul etmez. Sizin sirayet dediğiniz ise ancak bu şekilde yerine gelebilir. Yani böyle bir itiraz ileri sürülse burada. Kultü cevap veriyor. La yukbelül intikal ila naziri maslahatihi evduniha. Vakıfta intikal eğer eşdeğer bir maslahat veya daha aşağı bir maslahata doğru ise ve emma ma huve a'la kalatından daha üst düzey bir maslahata yönelikse ma bakai maslahatihi fil bedel, aynı zamanda o vakfın maslahatı da bedel yoluyla yerine getirilebilecekse fela, o takdirde bu ne olmaz? Engel teşkil etmez. Demek ki bu durumda ne yapıyoruz? Esasında iki maslahatı da elde etmiş oluyoruz. Ama bir tanesini bedel yoluyla elde etmiş oluyoruz. Bunu yapmadığımız takdirde sadece daha alt seviyedeki maslahatı bedel yoluyla değil de doğrudan ilk ifa edildiği şekilde yerine getirmiş olacaktık. Ama bu neye sebep olacaktı? Daha üst düzey bir maslahatı ihmalimize sebep olacaktı. Fakat ihtembe şer'u bil itki. Şari ne yapmıştır? Azat etme işlemine ayrı bir ehemmiyet vermiştir. Bihaysu kemmele muba'adahu. Mesela bir kısmı azat edilen bir kölede bu azat işleminin tamamına sirayet etmesini, tamamı hakkında geçerli olmasını sağlamıştır. Ve sera şai'ahu. Aynı şekilde şuyulu olan diyelim bir mülkiyet var bir köle üzerinde. Bu ortaklardan bir tanesi kendisine isabet eden o şai hisseyi azat etse bu tamamına sirayet ettirilmiştir. وَلَمْ يُنْقَلْ مِسْلُ ذَٰلِكَ فِي الْوَقْفِ. Yani bu ve benzeri tasarruflar vakıf için söz konusu değildir. Bu neyi gösteriyor? İtk yani azat muamelesine şeriatte vakıftan daha fazla ehemmiyet verilmiştir. Feinki ile peki şöyle bir şey ileri sürülse, yani burada vakıfta, rehinde ıtık muamelesini geçerli sayıyorsunuz ama hella nefeze i'takul müflisil mahcuri aleyhi bil felsi. İflas ettiğinden dolayı tasarrufları hacr altında olan bir müflisin itakını da geçerli saysaydık ya diyor. لِأَنَّ فِي تَنْفِيزِهِ حُسُولَ مَصَالِحِ الْاِتْقِ. Çünkü onun yaptığı itakı geçerli saydığımızda ne olurdu? Gene ıtıktan beklediğimiz, yani azat etmeden beklediğimiz maslahatlar meydana gelirdi. Kultu cevap veriyor. اِنَّمَا لَنْ يُنْفَزْ. Bu geçerli sayılmıyor. لِأَنَّ مَقْسُودَ الْحَجْرِ. Çünkü o kişinin, yani iflas eden kişinin tasarruflarının hacr altına alınmasından beklenen hedef nedir? El-men'u minel itki ve gayrihi, gerek azat etme, gerek diğer işlemlerinin engel olunmasından beklenen ma fi tenfizil itki. Çünkü bu itki geçerli saysaydık ne netice doğacaktı? Min te'khir hukukil urama, alacakların hakları geriye bırakılmış olacaktı. İlâ gayri emedin ma'lûmi, belirsiz bir vadeye uzanacaktı. Daha açık bir ifadeyle bunların elde edilip edilemeyeceği de belli değildi. Şimdi bu örnekle diğerlerinin farkı şu. Geçerli sayılanlarda hem ıtkın maslahatları elde edilmiş oluyor, hem de diğer işlemdeki maslahat bedel yoluyla da olsa gene temin edilmiş oluyor. Ama burada diyelim ki müflisin yapacağı ıtkı geçerli saysak ortaya çıkacak netice ne olur? Sadece ıtk gerçekleşmiş olur ama öbür tarafta büyük bir mefsedet var. Alacakların hakları tamamen zayi olur. Çünkü burada bir bedel söz konusu değil.
Yani alacakların hakkının bir şeyi teminat altına alınması söz konusu değil. Buna engel olmak için burada ne olmuyor? Itk geçerli sayılmıyor arkadaşlar. Şimdi bir başka başlığımız var. 65. kaide. Fîmâ nühiye anhu minel vel amâli. Yani gerek sözlü tasarruflar, gerek fiili uygulamalarda nehyedilen, yasaklanan hususlar var. Şimdi bu konulara burada temas ediyor. Aynı şekilde daha büyük olan eseri, yani Kavaid-i Kübra'da, Kavaid-ül Ahkam fi Masalihil Enam'da da temas ediyor. Burada daha sistematik, beş başlık altında ele almış. Burada biraz daha tedahül ve karışıklık var. Yani bu metni incelerken pek çok noktada dikkatimizi çekmişti. Bir takım belki tertibinde kaynaklanan bazı işte eksiklikler, düzensizlikler, kopukluklar. Acaba yani bu metnin bu kadar tenkihine müellifin imkan bulamadı mı sorusunu akla getiriyor. O bakımdan biz buradaki bazı kapalı hususları diğer esere atıfla açıklamaya çalışacağız. مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْاَكْوَالِ وَالْاَعْمَالِ اَدْرَابُ Yani yasaklanan sözlü ifadeler olsun, yasaklanan fiili ifadeler olsun. Bunlar nedir? Birkaç çeşittir. اَحَدُهَا Bunlardan birisi, مَا نُهِيَ عَنْهُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ مِنْ شَرَائِتِهِ اَوْ رُكْنٍ مِنْ اَرْكَانِهِ فَيَدُلُّ النَّهْيُ عَنْهُ fesarihi. Bir eylem neden nehyedilmiştir, yasaklanmıştır? Şartlarından bir şart yerine gelmediği için veya yasaklanmıştır. Feyedüllü nehyu anhu ala fesarihi. Burada yasak neye delalet eder? O işlemin fasit yani geçersiz olduğuna delalet eder. Evet. Darbüsani, ikinci kısım, menühiye anhu, yasaklanmıştır. Ma tevaffuri şeraitihi ve erkanihi, şartları ve rükünleri tam anlamıyla yerine geldiği halde yasaklanmıştır. Fakat fela yekûnün nehyu anhu muktaziyen li fesadihi, ma tevaffuru şeraitihi ve erkanihi. Şartları ve rükünleri tam olarak yerine geldiği için buradaki nehi o işlemin fesadını gerektirmemiştir. Ve innema yetevecehu nehyu anhu ila ma yakterunu bihi minel mefasit. Buradaki yasaklama neye yöneliktir? Yapılan eylemin şartları tam, rükünleri de tam, ona yönelik değil. Neye yönelik? O eylem yapılırken meydana gelen bir takım mefsedetler var ona yönelik. Mesela buna ilişkin verilen şey örneklerden bir tanesi. As-salat fi art mağsube. Yani gasp edilmiş bir arazide kılınan namaz. Veya gasp edilmiş bir mekanda kılınan namaz. Veya gasp edilen bir mekana diyelim bir cami yapıldı orada kılınan namaz. Şimdi namazın şartları ve rükünleri eğer şeyse yerine gelmişse bu kılınan namaz için geçersizdir denmez. Ancak bunun gasp edilen bir arazide yapılmış olması bir anlamda o yapılan gasp eylemini onaylamak gibi bir şey tazammun edeceğinden dolayı bu ne görülmüştür arkadaşlar? Bu mekruh kabul edilmiştir. Ama burada kerahat neden kaynaklanıyor? Kerahat kılınan şeyin yani namaz olmasından kaynaklanmıyor veya namazın herhangi bir rüknünde veya şartında eksiklik olmasından değil. O şekilde elde tutulan bir mekanda yapılmasından kaynaklanıyor. Benzer bir mesele nedir? Haram cin rükünleri var, şartları var. Kişi bunların hepsini yerine getirdi.
Ama onları yapmak için oraya giderken harcadığı o geliri, o nafakayı haram yolla temin etti. Şimdi bunun acına ne diyeceksiniz? İşte üç mezhep burada, yani haccın geçerli olduğunu ama kişi kendisini hacca götürecek o nafakayı haram yolla temin ettiği için bundan dolayı günahkar olduğunu ve bu ibadetinden makbul bir sevap elde edemediğini ifade ederler. Yani şöyle denilebilir belki, bu kişiye neden hac yapmadın diye belki sorulmaz ama en haram parayla böyle bir yükümlülüğün azadı olur. Ama Hanbeli mezhebinde bu tür haccın yani geçerli olmayacağına dair bir yaklaşım var. Fakat cumhurun yaklaşımı işte yasa, ibadetin yani kendisinden, rüknünden veya şartından değil de onun ifası sırasında elde edilen bir takım şeylerden kaynaklandığı için, durumlardan kaynaklandığı için yani böyle ibadetin kendisini ifsad etmediği ama ayrıca bir manevi mesuliyeti mucib olduğu şeklinde. Darbu salis, yasaklanan şeylerin üçüncü kısmı. Ma yahtelifu fihi en nehyu anhu lima yakterinu bihi minel mevasik evli fevati şartin min şeraitihi en ruknin min erkanihi fehaza batilun hamlen li nehyi ala hakikatihi. Burada da yasan acaba o fiille eş zamanlı olarak gerçekleşen bir takım mefsedetlerden mi kaynaklandığı, yoksa o fiilin şartlarından bir şartın ya da rükünlerinden bir rüknün eksikliğinden mi kaynaklandığı noktasında ihtilaf vardır. Yani birinci kategori açık. Yasak neden kaynaklanıyor? Rükünde, şartta eksiklik var. Bu neyi gerektirir? O işlemin geçersiz olmasını gerektirir. Tamam. İkinci kategori de açık. Yasak nereden kaynaklanıyor? O fiille eş zamanlı gerçekleşen başka bir mefsedetten kaynaklanıyor. O da açık. Fakat bu üçüncü kategoride acaba bu yasak bir şart ve rüknün eksikliğinden mi kaynaklanıyor? Yoksa eş zamanlı gerçekleşen başka bir mefsedetten mi kaynaklanıyor? Bu kısım açık değil. İki türlü yorumlanmaya da müsait. İşte burada diyor ki fehaza batilun, bu kısım da geçersiz kabul edilir diye hamlen nehi ala hakikatihi. Nehi burada ne yapıyoruz? Hakikatine hamlediyoruz. İşte burada gene hangisinden kaynaklandığına ilişkin kesin bir neticeye varamamakla beraber o nehyin hakikatine hamletmek suretiyle fesat yönünü ne yapıyor? Nehi yapılan eylemle eş zamanlı gerçekleşen bir mefsedetten kaynaklansaydı bu nehi ne olurdu? Mecazun, mecaz kabul edilirdi. Niye? İzâ kânel matlûbu terkuhu, terk edilmesi istenen şey innemâ huvel mukterinu el mücâviru. Yani o yasaklanan eylemle eş zamanlı yapılan bir mefsedettir. Dûnel mukteran bihi el mücâvir. Yoksa yani o mefsedetle eş zamanlı yapılan asıl eylemin kendisi değildir diyor. Ne kastettiğini örnekle açıklıyor. Eminuz durra ila şurbil mâi. Bir kimse suyu içmeye ızdırar derecesinde muhtaç olsa, yani susuzluktan artık telef noktasına gelmiş. Harume aleyhi el vudu'u bihi. Bu kişinin o suyla abdest alması haram olur. Şimdi haram olmak abdest olmasından mı kaynaklanıyor? Hayır. وَلَمْ يَنْهَا عَنْهُ لِكَوْنِهِ veya meçhul okursak وَلَمْ يُنْهَا عَنْهُ لِكَوْنِهِ sebebi o suyun taharette kullanılması için değil, temizlik olduğu için değil. Bel nühiye anhu li ennehu izâ tevadda'e bihi, neden yasaklandı? Çünkü
o kişi o suyla abdest aldığında fakat sa'a fi ihlaki nefsihi, kendi hayatının son vermeye ne yapmış olur? Bu sefer teşebbüs etmiş olur. Niye? Susuzluktan ölecek durumda. Bu durumdayken insan o suyu içmeyip de ben bununla abdest alacağım dese ne olur? Kendi hayatını tehlikeye atmış olur. وَقَدْ نُه۪ينَا an اِحْلَاكِ اَنْفُسِنَا. Biz de kendi yaşamımıza son vermekten nehyedildik. Yani bu bize yasaklandı. فَقِيلَ لَنَا bize dendi ki وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ kendi canlarınıza kıymayın. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا Allah-u Teala size karşı nedir? Merhametlidir. Demek ki burada yasak eylemin kendisiyle alakalı değil, yasak neyle alakalı? O eylemden kaynaklanan, o eylemin icrası sırasında ortada çıkan mefsedetten kaynaklı. وَمَّا كَرَاهَةُ السَّلَوَاتِ فِي الْاَوْقَاتِ الْمَعْلُومَاتِ namaz kılmanın belirli vakitlerde mekruh görülmesi. فَلَيْسَ مَنْهِيَنْ عَنْهُ لِعَيْنِهَا bu yasaklar, bu nehiler nereden kaynaklanıyor? O ibadetler namaz olduğu için değil. Ve kezalik tesbihu fil ku'udi leyse menhiyen aynu anhu bi aynihi. Mesela namazda kadede tesbih yapılması neden yasaklanıyor? Yapılan eylemin tesbih olmasından değil, orada o heyette başka bir şeyin okunması öngörüldüğü için, orası tahiyyata, efendim salavata ve duaya tahsis edildiği için. Ve kezalik es-siyamu fi yevmişşek nühiye anhu kerahaten ev tahrimen. Yevmişşek dediğimiz, yani Ramazan'ın ilk günü olup olmadığı şüpheli olan günde oruç tutulması da ne oldu? Yasaklandı. Bazıları bu yasağı kerahate, bazıları tahrime hamle ediyorlar. Peki bu yasak o günün şey olmasından mı kaynaklanıyor? Daha doğrusu yani oruç tutulmasından mı kaynaklanıyor? Hayır. Ramazan'ın tespit edilip edilmemesiyle alakalı bir durum var burada. وَكَزَلْكَ اَذْكَارُ فِي الصَّلَوَاتِ namazdaki zikirler ve kıraatil Kur'an fil huşuş, Kur'an-ı Kerim'in mesela def-i hacet mahallerinde okunması ve ala kadâil hacati, gene def-i hacet yapıldığı esnada okunması, bunlar leyse menhiyen li kevnihi zikran ev kıra'a, yani bunlar zikir oldukları için veyahut da kıraat oldukları için yasaklanmıyor. وَاِنَّمَا نُهِيَ عَنْهُ bu yasak neden kaynaklanıyor? لِمَا يَقْتَرْنُ بِهِ مِنْ سُوءِ الْاَدَبْ وَقِلَّةِ الْاِحْتِرَامِ ama o mekanlarda işte Kur'an okunmasından ne var? Kur'an'a karşı bir saygısızlık söz konusu olduğundan dolayı yasaklanıyor. وَكَزَلِكْ aynı şekilde اَنَّهْيُ عَنْ كَسِيرٍ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ وَالْاَنْكِحَةِ وَالنَّفَقَاتِ pek çok muamelat kapsamındaki ifadede, pek çok nikahla ilgili işlemlerde, aynı şekilde nafakalarla ilgili işlemlerde yasakların çoğunun sebebi bizatihi bu muamellerin kendisi değil, onların icrası esnasında ortaya çıkan eş zamanlı mefsedetlerdir. Ve alel cümle, özetle, fel ezkâru küllühe masalihu felâ yunhâ anhâ illâ bimâ yaktirnu bihâ minel mefâsid. Zikirlerin hepsi maslahattır. Onlara ilişkin bir yasak getirilmişse bu yasak eş zamanlı olarak kaynaklanan bir mefsedetten kaynaklanır. Ev yahut da lima yueddi ileyhi minesse'âme vel melel. O yapılan zikrin, o nafile ibadetin icrası sırasında bıkkınlık gelmişse o zaman bu yasak söz konusudur. Mesela Kur'an-ı Kerim kıraatıyla alakalı Hazreti Peygamber'in bir hadisi şerifi var. İnşirah duyduğunuz sürece Kur'an-ı Kerim okuyor. Ama eğer okurken artık dikkatiniz dağılmışsa, artık o telaffuz vesaire size
inşirah vermiyor da böyle bir yük haline gelmişse o zaman okumayı bırakın diyor. Yani belli bir skor tutup gibi işte şu kadar kısmı bugün de bitireyim diye o inşirahı, o itilafı sağlamadığınız durumda okumak için ısrarlı ne yapmayın, olmayın. Bu mealde Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifleri var biliyorsunuz. Vessalatü namaz. La yunha anha illa bima yakterinu biha minel emakin vel ezman. Namazla ilgili nehiler nereden kaynaklanır? Bu namazın kılınması esnasında eş zamanlı olarak ya kılındığı mekanlar uygun değilse oradan kaynaklanır veya kılındığı zaman dilimiyle alakalı bir mefsedet varsa ondan kaynaklanır. Yoksa namaz olması hasebiyle bir eksiklik söz konusu değil. Ev yahut da lima yüeddi ileyhi min terki inkazil varka ve savmid dima vel evda. Veya namaz kılındığında diyelim ki boğulmakta olan bir insanı kurtarma eylemini terk ediyor kişi namaz kıldığı için. O zaman ne olacak? O anda namazı bırakıp öbür insanın hayatını kurtarmaya ne yapması gerekir? Koşması gerekir. Savnid dima vel ebda diyelim birinin canı veyahut da ırzı namusu tehlikedeyse kişinin orada namazı bırakıp ne yapması gerekir? Onun yardımına koşması gerekir. Çünkü orada ihmal edilemeyecek derecede önemli bir durum var. O mefsedetin ne olması gerekir? Önlenmesi gerekir. Yani diyelim ki boğulmak üzere olan birisi var. Siz de iyi derecede yüzme biliyorsunuz. Onu orada namaz geçiyor diye boğulmaya terk edemezsiniz. Yapmasınız gereken onu kurtarmak bilahare çünkü o ibadetin kaza yoluyla telafisi de mümkündür. Ve kezalike es-siyam, oruçla alakalı durumlarda da aynı bakış açısı söz konusu. La yunha anhu, buna ilişkin nehiler neden kaynaklanır? İlla li meşakkatin kadihatin telhaku es-saime, oruç tutanla alakalı diyelim onu ciddi anlamda etkileyecek bir meşakkat söz konusu olduğunda bu yasaklanabilir. Diyelim ki kendisini oruca devam ettiği takdirde helak olacak bir hale düşürecekse. Evli inkazi helikin, gene aynı şekilde tehlikede olan birini kurtarma ihtimali varsa. Ev def-i muharramin mefsedetuhu e'azamu min mefsedeti te'khiri s-siyam. Yahut da ortada haram olan bir durum var. Bunun engellenmesi gerekiyor. Bu haramın ortaya koyacağı mefsedet, orucu tehir etmenin mefsedetinden daha büyük. Bu durumda o kişi, o harama engel olmak için eğer orucunu bozması gerekiyorsa, onu yerine getirir. Bilahare ne yapmış olur? O orucu tehir edip daha sonra kaza etmek suretiyle telafi eder. Bundan dolayı muharebede mesela sıcak temas, şiddetli durum halinde, yani bu da ne kabul edilir? Gene orucun ertelenmesi için bir özür kabul edilmektedir. Ve kezalik aynı şekilde el vilayatu, kamu görevini kabul etmeye ilişkin nehiler. La yunha anha, bunlara ilişkin nehiler şu özelliklerden kaynaklanmıyor. Likevniha vesileten ila insafil mazlumine minez zalimin. Kamu görevinde bulunmanın mazlumun hakkını zalimden almaya vesile olmasından dolayı kamu görevi almak yasaklanmıyor. Peki niye yasaklanıyor? وَاِنَّمَا يُنْهَا عَنْهَا, bu görevi kabul etmenin yasaklanma gerekçesi, لِمَا يَكْتَرِمُ بِهَا مِنَ الْكِبْرِ وَالْتَرَعُّسِ وَالْعِيْجَابِ وَالْمَيْلِ اِلَى الْاَكَارِبِ وَالْاَسْتِقَى عَلَى الْاَجَانِبِ وَالْاَعْضَى. Bu insana kibir verebilir. Bu insanın içerisindeki başa geçme, hükmetme duygusunu körükleyebilir. Kendisini beğenmesine yol açabilir. Burada da kendi yabancılara karşı veya husumeti olduğu kişilere karşı kendi yakınlarını yahut da dostlarını tercih etmesine vesile olabilir.
evli taksirin fi hakkı duafa veya böyle bir görevi kabul etmek zayıfların hakkını yerine getirme noktasında o kişiyi bir yetersizliğe de sevk edebilir. Yani bundan dolayı Hazreti Peygamber'le Ebu Zer arasındaki diyaloğu hatırlayacak olursak ne diyor? Bu kamu görevini kabul etmek, idareci olmak, emir olmak kıyamet gününde pişmanlık vesilesi olur. Kim için? Onun gerektirdiği performansı gösteremeyenler. Yani onun hakkını veremeyenler için bu nedir? Bir pişmanlık vesilesidir, bir günah vesilesidir. Bundan dolayı ne diyordu Hazreti Peygamber Ebu Zer'e? Sen bunu ne yapma? Yani böyle bir durumda kaldığın takdirde bu teklifleri kabul etme. Çünkü sen de bu görevi yerine getirebilecek hasletlerde eksiklik var. Zayıf bir kişisin diyor. Tabii zayıf dediği belki şu anlamda. Yani Ebu Zer'de kendi hakkından feragat edecek derecede bir diğerganlık var. Ama o görevi elinde tutmak biraz daha takipçi olmayı, ısrarcı olmayı, kendi hakkını alacak performansı ne yapıyor? Gösteriyor. Evet. O kezalik aynı şekilde. مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْمَصَالِحِ الْمُسْتَلْزِمَ لِلْمَفَاسِدِ Yani bir takım mefsedetleri gerektirecek bazı maslahatlar yasaklanmıştır. لَمْ يُنْهَ عَنْهُ لِكَوْنِهَا مَصَالِحَا Bu yasağın gerekçesi o şey maslahat olduğu için değil. Ne içindir? Bel لِسْتِلْزَامِ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ O maslahat niteliğindeki şeyin bu mefsedetleri gerektirmesidir. وَكَزَالِكَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِلْمَصَالِحِ Bazen de mefsedet olduğu halde maslahatı gerektirecek bir takım şeyler emredilmiştir. لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ لِكَوْنِهَا مَفَاسِدَ Bunların emredilmesinin gerekçesi mefsedet olmaları değil, bel لِمَا تَسْتَلْزِمُهُ مِنْ تِلْكَ الْمَصَالِحِ Mefsedet de olsa onların bu maslahatları ne yapmasıdır? Gerektirmesidir. Evet. Şimdi burada bu verdiği örneklerden hareketle ne yapıyor? Daha genel bir kurala ulaşmaya çalışıyor. وَلَا يُوْجَدُ فِي هَذِهِ الشَّرِعَةِ مَصْلَاتٌ مَحْزَةٌ مَنْهِيَنْ عَنْهَا Bu şeriatta yasaklanmış salt bir maslahat yoktur. Yani bir şey serapa maslahatsa, hiçbir mefsedet onda söz konusu değilse bununla ilişkin bir yasak şeriatta söz konusu değildir. وَلَا مَفْسَدَةٌ مَحْزَةٌ مَأْمُورًا بِهَا Aynı şekilde salt mefsedet olup da emredilmiş bir şey de yoktur. Yani bir şey tamamen mefsedetse, onda hiçbir maslahat yoksa şari bunu emretmez. Yani bir şey tamamen maslahattan oluşuyorsa şari bunu yasaklamaz. Tamamen mefsedetten oluşuyorsa şari bunu emr etmez. Peki bu وَزَالِكَ كُلُّهُ nereden kaynaklanıyor? مِنْ لُطْفِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ اِعِبَادِهِ Ve kullarına olan lütfundan, onlara olan ihsanından ve rahmetinden kaynaklanıyor. Şimdi müellif burada eşari olduğu için yani bu hususu mesela Mutezili'nin söylemlerinde bir zorunluluk var. Yani kul için aslah olanı yapmanın Cenab-ı Hak üzerine bir zorunluluk olduğundan bahsediyorlar. Ama onlar da bu zorunluluğu hikmeti öyle gerektirdiği için, tersi olamayacağı için böyle olması gerektiği şeklinde yorumluyorlar. Ama eşari müelliflerde tenzihi önceleyen bir dil olduğu için onlar da yani fiili durumun bu olduğu noktasında farklı düşünmemekle beraber bunun tamamen Allah-u Teala'nın lütfundan, rahmetinden kaynaklandığına ilişkin bir söylem ortaya koyuyorlar. وَلَا فَرْقَ فِي ذَٰلِكَ بَيْنَ دِقِّهِ وَجُلِّهِ Yani maslahatın azı veya çoğu arasında ve kebirihi ve kalilihi gene azı veya çoğu arasında, büyük küçüğü arasında
herhangi bir fark yoktur. Aynı şekilde ve celilihi ve hatirihi. Yani daha üst seviyede olanı da böyledir, alt seviyede olanı da böyledir. Ama illa enne hafifel masalihi müstehabbun. Eğer maslahata söz konusu olan şeyler daha ehemmiyetsiz şeylerse onlara riayet edilmesi müstehaptır ve hatiraha vacibun. Ama maslahat içeren şeyler çok daha ehemmiyetli şeylerse o zaman onların ifası yerine getirilmesi vacip olur. Ve hafifel mefasidi meçruhun, yani mefsedet içeren şeyler daha alt seviyede bir mefsedet içeriyorsa onlar mekruhtur. Ve kesiraha muharram. Fakat bunların bünyesinde barındırdığı mefsedet daha çoksa o zaman bunlar ne olur? Haram olur. Ve küllemâ azumetil maslahatu, maslahatın derecesi arttığında, büyüdüğünde teekkedel emru biha bil va'di vel medhi ve senâi. O maslahata yönelik emir de ne olur? Daha üst seviyede gündeme getirilir. Burada mükafat vaadi, burada bunu yerine getirenlerin methi ve övgüsü de ne olur? Üst seviyede olur. İlâ en tentehiyel maslahatu ilâ azamil masalih. Yani bu üslup en üst maslahata kadar muhafaza edilir. Maslahatın derecesi ve değeri arttıkça ona yönelik olan bu üslup da artmış olur. Ve alâ zâlike tübnâ fedâilül amal. İşte amellerin faziletlerinde de bu husus gözetilir. Aynı durum şeyde de söz konusudur. Mefsedette ve mefsedete ilişkin söylemde de arkadaşlar bu söz konusudur. Ve kezalik aynı şekilde küllemâ azumetil mefsede, mefsede ne kadar büyük olduğunda o zaman ne olur? Teekkeden nehyu anha, o mefsedete ilişkin nehi de üst seviyede dile getirilir. Bil va'idi ve zemmi ve tehdit. Yani burada onu işleyenlere azap tehdidi, onu işleyenlerin zemmedilmesi söz konusudur. İlâ en tentehiyel mefsedetu ilâ ekberil kebair. Bu üslup en üst seviyedeki mefsedetin, yani en büyük günahın kadar devam eder. Yani mefsedet büyüdükçe ona yönelik olan zem ve tehdit üslubu da artar. Evet. 66. başlığımız fi beyanil masalihil me'muri biha. Emredilen maslahatların açıklanması, onlara ilişkin beyanlar hususunda. El masalihul me'muru biha selase durubin. Emredilen maslahat ma la yekunu illa vahiden, tek kategoridir. وَلَمْ يُشْرَعْ مِنْهُ نَدْبٌ, bunların mendup olan kısmı yoktur. Ne gibi? كَسَّعِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَى وَالْوُكُوفُ بِعَرَفَى وَرَمْيِ الْجِمَارِ اِذْ لَا يَتَتَوَّعُوا بِوَاحِدٍ مِنْهُنَّ, bunların nafilesi söz konusu değildir. Yani Safa ve Merve arasında yapılan say işlemi nedir? Umre ve hac ibadetinin bir parçasıdır. Dolayısıyla burada bunun mendup bir say dediğimiz uygulama söz konusu değildir. Aynı şekilde Arafat'ta vakfe hac ibadetine ait olan bir husustur. Haccın rüknüdür. Yani nafile olarak gideyim de orada vakfe yapayım şeklinde bir uygulama söz konusu değil. Aynı şekilde ramyül cimar, Türkçe'de bizim şeytan taşlama olarak kabul ettiğimiz husus, bu sadece hac ibadetinin bir parçasıdır. Haccın vacipleri arasındadır. Yani o da belirli zaman diliminde, belirli şartlarla yapılır. Onun haricinde gidip de nafile olarak ben burada cemeratı taşlayayım diye bir uygulama söz konusu değildir. Sani, ikincisi, şimdi ma la yekunu illa vahiden diyor ya, bu ma la yekunu illa vaciben olması da mümkün bunun.
velem yuşra minhu nedbün, yani mendup olan kısmı meşru değildir diye. Sanki böyle bir ifade bağlama daha uygun geliyor ama bu konuya şey vermek için, kesin karar vermek için yazma nüshalarının görülmesi, incelenmesi gerekiyor belki. Yani bu metni okuduğumuzda esasında bu noktalarda pek çok eksiklik olduğunu gördük. Yani ikincisi, مَا يَجِبُ تَعْرَةً, bazen vacip olan, li azami maslahatihi, maslahatı büyük olduğu için, ve yundebu ileyhi taraten, bazen menduk kabul edilen, teşvik edilen hususlardır, li hitati maslahatihi an maslahatihi vacibe, yani vacip olanından maslahatı daha alt seviyede olunduğunda ise buna teşvik edilen, menduk kabul edilen uygulamalardır. Ve zelike ne gibi, ki savmi ve salati, namaz ve oruç gibi, yani orucun biliyorsunuz Ramazan ayında ifa edileni farzdır. Ama onun dışındakilerin, yani Ramazan'daki kadar o maslahatı yerine getirmeyen fakat gönüllü olarak teşvik edilen kısımları var. Aynı şekilde namazın da günde 5 defa ifa edilen farz olan kısımları var. Fakat bunun dışında mükellefin gene böyle istifade etmesi için mendup olan, nafil olan kısımları da var. وَالْضَرْبُ السَّالِسْ لَا يَكُونُ اِلَّا تَطَوَّعًا, bunlar ancak ne olur? Bunlar ancak nafile olur. اِلَّا اَنْ يُنْدَبَ demiş ama sanki bu اِلَّا اَنْ يُنْزَرَى daha uygun burada. Yani nezredilmediği müddetçe bunlar sadece tatavvu olur ve huvel itikafu. Bu da itikaftır. Yani tatavvudan bunu çıkaracak olan şey nedir? Nezretmektir. Nezrettiğinde bunu kendisine vacip kılar. Ama burada temel şey nedir? Tatavvu olması asıldır. Demek ki birinci kategoride vacip olması asıl, onun nafile kısmı yok. İkinci kategoride farz vacip kısmı var, aynı zamanda nafile kısmı da var. Üçüncü kategoride nafile olmak asıldır, ancak bunu nezretmek suretiyle kendisine bağlayıcı hale de getirebilir. وَاَمَّا الْحَجُّ وَالْعُمْرَ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَ وَالْاَذْكَارُ وَقِرَاتُ الْقُرْآنِ, hac ibadeti, umre, namaz, sadaka, zikirler ve Kur'an-ı Kerim okumak. فَاِنَّهَا اِنْ قَسَمَتْ اِلَى فَرْدٍ وَنَفْلٍ, bunlar hem farz hem de nafile kısımlara ayrılmıştır. تَحْصِيلًا لِلْمَصْلَحَتَيْنِ الْفَرْضِ وَالنَّدْبِ, hem farzdan hem de menduptan elde edilecek o her iki çeşit maslahatı da temin etmek maksadıyla. فَاِنْ قِيلَ, eğer denilirmişse ki, Hella vecebet hazihil mendubatu tahsilen li masalihil vacib fil ahira, yani diğer o mendup kısımdaki olanlar da vacip kabul edilseydi, ahiret maslahatını elde etme maksadından. Çünkü bunu ifa eden ne için ifa ediyor? Sevap almak için. Peki bu sevapların karşılığını nerede görecek? Ahirette görecek. Yani o farzların yanında mendup dediklerimiz de vacip veya farz kabul edilseydi de bundan dolayı ahirette o kişinin maslahatı ne olsaydı? Daha yüksek olsaydı. Kulna lev evcebehallahu subhanehu leferratu fiha ve taarradu li sakatihi ve ikabihi. Eğer Allahü Teala bunu, bu tür mendub olan ibadetleri de farz kılsaydı, o zaman ne olurdu? Bunu yerine getirmede gevşeklik gösterirlerdi. Bundan dolayı da Cenab-ı Hakk'ın öfkesine ve cezasına maruz kalırlardı. فَنَّدَبَ اِلَيْهَا بِمَصَالِحِهَا, bundan dolayı Allahü Teala bu ibadetleri mendub kabul etti. İnsanları bunları yapmaya teşvik etti. Neden dolayı? O ibadetlerin maslahatlarını elde etmeleri için. وَلَمْ يُوْجِبْهَا دَفْعًا لِمَفَاسِدِ تَرْكِهَا, ama bunları vacip kılmadı. Neden? Onu terk etme mefsedetini engellemek için. Çünkü vacip kılsaydı da insanlar bunu yerine getiremeselerdi,
O zaman ne olurdu? Bunu terk ettiklerinden dolayı bir mefsedetle karşı karşıya kalırlardı. Dolayısıyla Allahü Teala burada teşvik etti, bunu mendup kabul etti ki bunu yerine getirenler onun maslahatından istifade etsin. Vacip kılmadı ki bunun terkinden dolayı bir mefsedetle kullar karşı karşıya kalmasın. Çünkü bunu terk ettiklerinde böyle bir mefsedet olurdu. Ve taarruz lil ikab el mutallik bi icabiha. Bu vacip kılınsaydı, farz kılınsaydı onun terkinden dolayı da ne olurdu? Bir cezaya maruz kalırlardı. Ama ve ceale lil ibadi tarikan. Allahü Teala kullarına bir yol daha gösterdi. İlâ icabiha bin nuzuri vel iltizami. Nezretmek suretiyle, kendileri için bağlayıcı kılmak suretiyle o ibadeti vacip kılma yolunu da gösterdi. Niye? Takdimen li masalihi uhrahum ala masalihi dünyahum. Gene kullarının ahirete ilişkin maslahatlarına, dünyaya ilişkin maslahatlarına nazaran öncelik tanımak maksadıyla onlara bu yolu da gösterdi. Demek ki toplu bir vücub, toplu bir farz kılma söz konusu olmadı. Ama nezir vesaire yoluyla kendilerine de bu ibadetleri kendilerine farz kılma yolu gösterirdi. Ve muzamu şeria, şer'i hükümlerin çoğu, el emru bima zaharat lena maslahatuhu ve ruchanu yani maslahatı veya maslahatının üstün olduğu açıkça bilinen şeylerle ilişkindir. Emredilenlerin çoğu. Ve nehyu amma zaharat lena mefsedetuhu ev ruchanu mefsedetihi. Yasaklanan şeylerin çoğu da mefsedeti açık olan veya mefsedetinin daha üstün olduğu açık olan hususlarda söz konusudur. Ve emma ma emrana bihi ولم يظهر جلبه لمصلحة ولا دره لمفسدة فهو المعبر عنه بالتعبد. Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği fakat maslahatı celbettiği ve mefsedeti düşürdüğü, giderdiği çok açık olmayan bazı hususlar da vardır. فهو المعبر عنه بالتعبد. Bunlara taabbudi hususlar adı verilir. Ve kezalik ma nehana anhu ve lem tezhar mefsedetuhu ve la der'uhu li mefsede ve la yufevvitu maslahatan fe haza taabbudun eylem. Allah'ın bize yasakladığı bir takım şeyler vardır. Bu yasağın mefsedeti çok açık değildir. Veya bir mefsedeti giderdiği çok açık değildir. Veya bir maslahatı da aynı şekilde ortadan kaldırmamaktadır. En azından biz bunu bu şekilde tespit edemiyoruz. Bu gibi hususlar da taabbut olarak adlandırılır. Feyecuzu en yeştemile ala maslahatin hafiyye ev mefsedetin batına. Bu gibi hususların, yani bize emredilenlerin gizli bir maslahatı içermesi, gene yasaklananların gizli bir mefsedeti içermesi mümkündür. Ve yecuzu en la yeştemile ala zalik, böyle bir özellik taşımamaları da mümkündür. O durumda ne olur? Ve yekûnü maslahatû es-sevâbe ala mes'eletil me'mûri bih. Burada maslahat nedir? O emredilen şeyi yapmaktan kaynaklanan sevaptır. Ve içtinâbil menhiyyü anhû. Yasaklanan şeyden kaçınmaktan kaynaklanan sevaptır. O durumda bunun maslahatı budur diyebiliriz. Ve huve, fakat bu tür hususlar kalilun bin nisbe ila ma zahara masalihuhu ve mefasiduhu. Maslahatı ve mefsedeti açık olan diğerlerine nazaran nedir? Daha az seviyededir. Ve kullu ma fihi iclalullahi azza ve cel ve rasulihi فَهُوَ مَأْمُرٌ بِهِ نَدْبًا اَوْ اِيْجَابًا. Allah'ı ve peygamberi yüceltici her husus emredilmiştir. Fakat bu emir bazen mendup, bazen vacip düzeyinde olur. وَكُلُّ مَا فِيهِ اِحْسَانٌ مِنَ الْعَبْدِ اِلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَأْمُرٌ بِهِ نَدْبًا اَوْ اِيْجَابًا. Kulun kendine yönelik ihsanını ifade eden her türlü eylem emredilmiştir.
Bu emirde bazen mendup, bazen vacip düzeyindedir. Ve küllü mâ fîhî idrârun minel abd bi nefsihî. Kulun kendisine verdiği zararı içeren, kendisine zarar vermesini içeren her türlü eylem fehüve menhiyyün anhu, bu da nehyedilmiştir, yasaklanmıştır. Kerâheten ev tahrimen, bu yasak bazen mekruh, bazen haram düzeyindedir. Ve küllü mâ fîhî ihsânun minel abdi ilâ gayrihî min insânin ev hayvânin. Bir insanın, gerek insan gerek hayvan, kendisinden dışındaki varlıklara yönelik ihsanını, iyiliğini içeren her türlü şey fehüve me'murun bih, bu da emredilmiştir. Nedben ev icaben, bu emir bazen mendup, bazen vacip düzeyindedir. Ve küllü mâ fîhî isâetün munhattatun an isâetil muharram fehüve menhîn anhu kerâheten. Bir fiil, bunda bir isâet var, bir kötülük var. Fakat bu kötülük haramın ihtiva ettiği kötülükten daha alt seviyede ise bu da yasaklanmıştır. Ancak bu yasak nedir? Mekruh düzeyindedir. Vel ihsanu ihsan raciun ila celbil masalihil halisa evir raciha. Yani salt veyahut da üst seviyede maslahatları elde etmeye yönelik bir eylemdir. Ve der'il mefasidil halisa evir raciha, salt veya üst düzeydeki mefsedetleri de gidermeye yönelik bir eylemdir. Yani bunları temin eden eylemlerin hepsini biz ihsan başlığı altında ne yapabiliyoruz? Toplayabiliyoruz. Ve kezalike el isaetu, isaet yani gene kötü ve yanlış bir şey yapmak, raciatun ila der'il masalihil halisa evir raciha. Mahiyet itibariyle salt veya üst düzeyde bir maslahatı ne yapmak? Devre dışı bırakmaya yöneliktir ve celbin mefasidil halisa evir raciha. Bu da yine salt veya üst düzeyde bir mefsedeti elde etmeye yöneliktir. Fakat inderacetil masalihu kulluha dikkuha ve cülluha, bütün maslahatlar, bunun küçüğü büyüğü, kaliluha ve kesiruha, azı çoğu, celiluha ve hatiruha, üst düzeyde olanı, daha az önemli olanın hepsi, bunlar ne olmuştur? Bir araya gelmiştir, bünyesinde yer almıştır. Neyin? Fî kavlihi azze ve celle, Allahu Teala'nın şu sözünün: ve men ya'mel miskale zerratin hayran yarahu. Yani kim zerre ağırlığında bir iyilik yaparsa onu görür. Oraya genelde onun karşılığını görür anlamı veriliyor. Zerre, toz zerresi demek, onun ölçülebildiği takdirde onun ağırlığınca yapılan iyiliğin bir karşılığı olacak. Ve kezalik kavluhu Teala, gene bu maslahatların hepsini toplayan bir ayeti kerime: İnnallâhi emru bil adli vel ihsan ve itâi zil kurba ve yenhânil fahşâi vel münkeri vel bâvî. Nahl suresinin 90. ayeti ve biliyorsunuz yani cuma hutbelerinde artık okuna gelen bir ayeti kerime. Allahu Teala adaleti, ihsanı, akrabaya yardımı emreder. Fahşa, hayasızlığı, aynı şekilde çirkin davranışları ve zulmü yasaklar. Ve innemâ yatûlul anâ'u. Burada güçlük nereden kaynaklanıyor? Burada müşkilat nereden kaynaklanıyor? Fi tercihi ba'dil huyuri ala ba'diş şururi. Bazı meselelerde işte maslahat ve mefsedet dengesinin kurulmasında, yani hangi hayırlı eylemleri hangi şerli eylemlere tercih edeceğiz? Ve tercihi ba'diş şurur ala ba'dil huyur. Bazen hangi şerli eylemleri, hangi hayırlı eylemlere tercih edeceğiz? Ve fi tercihi ba'del huyur ala ba'd, hayırlı eylemler arasında tercihi nasıl yapacağız?
ve fi tercihi ba'd-ı şurur alabat, şerli eylemler arasında tercihi nasıl yapacağız? Şerliler arasında tercih mi olur dersek, burada kastedilen şu, yani bunların hangisini önlemede elimizdeki imkanları öncelikle kullanacağız demektir bu. Ve fi tercihi ba'del huyur ala ba'd, aynı şekilde hayırlı şeyleri kendi içinde nasıl tercih edeceğiz? Ve tercihi ba'du şurur ala ba'd. Fe innel vakfe ala zalik asirun. İşte bunu tespit edebilmek güçtür. Çünkü bunların bakış açılarına göre daha farklı yaklaşımların burada etkili olduğunu görüyoruz. Yani o bakımdan işte içtihat mahalli dediğimiz meseleler bunlar. Özellikle maslahat ve mefsedeti dengeleme konusunda farklı bakış açıları burada nedir? Etkili olur. Yani siyah ve beyaz gibi çok net verebileceğimiz cevaplar değil. Ortada diyelim iki tane yarar var ama hangisine öncelik vereceğiz? Yani mesele bu. Bundan dolayı bu dengeyi kurmak, bu tercihi yapabilmek asir, zordur. وَلِيَجْلِهِ عَزُمَ الْخِلَافِ İşte bu değerlendirmeye dayandığı için pek çok mesele ihtilaflı olmuştur, büyümüştür ve talen nizâ'u beynel ulema, alimler arasında ne olmuştur? Tartışmalar artmıştır. Şimdi burada mesela bir örnek verelim. Diyelim bir kişi kendisine ait olan bir arsanın bir köşesini çukur kazsa ama bu çukur komşusunun duvarının da temellerini zayıflatsa, buna engel teşkil olunabilir mi, olunmaz mı, engellenebilir mi? Şimdi bazı alimler diyor ki kendi mülkünde yaptığı tasarrufa müdahale edilemez. Bu da doğru bir yargı. Öbürleri diyor ki kendisine ait olan bir hakkı kullanırken komşusuna zarar veremez. Bakın bunları teker teker ele aldığınız zaman her ikisi de doğru olan yargılar. Ama bu meselede bu iki doğru arasında hangisini tercih edeceksiniz? İşte burada ne gerekiyor? Bir akıl yürütme gerekiyor. Bundan dolayı mesela şöyle bir değerlendirme var. Bazıları derler ki hukuk bir ilim değil bir sanattır. Yani o değerlendirmeyi nasıl yapacağınızda orada pek çok şey ne olur? İşin içerisine girer ve etkili olur. وَلَا سِيَّمَا özellikle فِيمَا رَجَحَ مِنَ الْخُيُورِ اَوِ الشُّرُورِ بِمِسْكَالِ زَرَّةِ Mesela hayırlı veya şerli şeylerde düşünün ki zerre miskalinde bir ağırlık teşkil eden, detay olan durumlar var. İşte bunlarda bu nasıl değerlendirilecek? اَلَا تَرَى Görmez misin ki اَنَّ وَلِيَّتْ يَتِيمٍ وَوَكِيلَ بَيْتِ الْمَالِ Diyelim bir yetimin velisi veya Beytül Mal'in devlet hazinesinin vekili izâ arada beyten lil bey fezile fihi. Mesela bir evi satışa arz etseler ve bunun değeri de artmış olsa ekallu ma tekul, burada denebilecek en son söz nedir? Şunu söylersin en azından, dersin ki lem yekun lehuma tefitu zalike alel müvella aleyh. Onların velayeti altında olanların bu faydadan mahrum bırakma hakları yok. Ama kendisine ait bir ev olsa dersiniz ki bu kişi kendi kârından ne yapabilir? Vazgeçebilir. Ama bir yetimin malını veya kamuya ait olan bir malı satıyorsa onun üst düzeyini yakalamak için elinden gelen gayreti sarf etmesi lazım. وَلَوْ بَعْهُ لَمَا صَحَّ الْبَيْءُ Yani bu şekilde değeri yükselmiş olsa ve bu da eski değerinden satsa bu alışveriş ne olmaz? Sayı olmaz. لِأَنَّ تَفْف۪يتَ اَقَلِّ مَا يُتَمَوَّلُ Çünkü mali değeri olan asgari bir düzeyi dahi elden kaçırmak dâhilun fî kavlihi teâlâ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kim zerre miktarı şer işlerse onu görür ayetinin kapsamına dahildir. Yani bu sorumluluk nedir? Üst düzeyde bir sorumluluktur. Burada önemli olan işte bu ilkeyi
uygulamaktır. Zaten tartışma da pek çok yerde buradan çıkıyor. Evet arkadaşlar, bu 67. bölümde takdirat, takdirler kısmında kalmış olalım. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi haftalar diliyorum arkadaşlara.